Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir ebeveyn game videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kontraband Polis Simülatör serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen beğenilere yüklenelim, takiplerimizi alalım, abonemizi olalım. Başlayalım o zaman biz de. Devam et dedik, haydi bakalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ayağınıza, o güzel yüreğinize sağlık. Hadi hadi aç 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 çabuk aç çabuk aç çabuk 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 çabuk. Heyecanla bekliyoruz. Abi bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Vallahi merak ediyorum. Yeminle merak ediyorum. Evet. Bölüm 6. Güneyde anlaşmazsızlıktan devam ediyoruz arkadaşlar. Uyan yoldaş. Önünde Aceristan'da olacak harika bir gün seni bekliyor diyor. Evet. Burada şimdi kaçakçılarımızla ilgili bilgilerimiz var. Hala 51 yaşında bir sürücü. İki tane kırık camı olan bir araç ve Aceristan uyruklu bir kaçakçı arıyoruz arkadaşlar. Gel bakayım kardeşim. Gel bakayım kardeş. Abi siz beni uyarın. Vallahi ben kaçırırsam siz beni uyarın. Sametçim hoş geldin. Furkancım sen de hoş geldin. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bak bugün ponçiyim vallahi. Bugün ponçiyim. Tall Game'den gelenler hoş geldiniz. Aziz Korkmaz. Bakalım Aziz Korkmaz eşleşiyor abi. Buradaki ismimiz eşleşiyor. Buradaki ismimiz eşleşiyor. Pasaport numaramıza hemen bakalım. Pasaport numaramız da tutuyor. Turizm sebebiyle gelmiş. Albarak'tan geliyor. Geçerlilik 29 Nisan. Aha! Giriş izni patates. Giriş izninin tarihi gitti abicim. Giriş izninin tarihi gitti. Ondan sonra son geçerlilik bunlar tutuyor mu? Doğum tarihine bakayım. 34 yaşındaymış. Abi kaçakçı değil. Kaçakçı değil. En azından yani bu el... Bir saniye hemen oyunumuzun ismini yanlış görüyormuş kardeşlerimiz. Onunla ilgili bir uyarı aldık. Hemen onu bir düzeltelim. Kontraband Polis Simülatör. Evet onu doğru yazalım ki arkadaşlarımız yanlış görmesinler. Bu arada takip ede basıp 100 tanecik beğeni bıraktığınız zaman arkadaşlar oyunun ismi chatte otomatik yazıyor. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Şimdi bu eleman 5 tane valiz 3 tane gübre taşıyormuş. 1500 kiloluk bir aracı olması gerekiyormuş. Bakalım abi 1500 kilo mu araç? 1655. Abo maksimum ağırlıktan da takıldı. Araç ağırlığı da yanlış. Bak 1520 kilo olması gerekiyormuş aracın maksimum ağırlığı. Bizim aracımız... Elemanımız 1655. Şimdi şunu bir mor ışıkla bir bakalım. Arabanın kendi... Aha! Oğlum kaçakçı! Herif kaçakçı! Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rıfatçım hoş geldin. Tolgacım hoş geldin. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Bakın yılan simgesi var arkadaşlar. Bunda yılan simgesi varsa bu bir kaçakçı anlamına geliyor. Şimdi hemen bunun şöyle bir baltayla... Bir parçalayalım bakalım. Ya küfür etme bana. Hıyar. Kaçak sigara taşıyorsun burada. Bakayım aga başka var mı? Oha rüşvet veriyor. 390 dolar mı? Hadi lan oradan. Ben rüşvet kabul etmem. Manyağa bak devletin görevlisine rüşvet veriyor ya. Arkadaşlar bir dakika bu yükleri bir boş... Aha. Ana bak buraya da kaçak sigara yakalamış. Bir dakika bir dakika burada boş yer yok diyor. Arkadaşlar şu kaçak malları hemen depomuza bir bırakalım. Kaçak malları bir depomuza bırakalım abi. Bak şunlar buraya. Bunlar 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 böyle durabilir. Tamam abi. Hemen hemen hemen. Snagodayın abi. Merhaba Novik'cim. Bunu indireceğiz arabadan buna hesap soracağız bak. Aga bak burada da var yılan simgesi görüyor musun? Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Bunu kürekle alabilir miyim acaba? Ya da dur levyeyle alalım bunları. Aç dur va duras. Yo. Baltayla diyor. Hadi. Hadi. Bak. 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 Hadi köpek seni. Hadi köpek seni. Nerelere saklamış? Nerelere? Arabanın alt depo bölümüne de saklamış. Başka var mı abi? Başka var mı? Buralarda. Bir de bu kesin motor kaputuna da koymuştur ha. Dur bakayım. Var mı aga motor kaputunda? Yok abi motor kaputu temiz. Motor kaputu temiz. Sen çık bakayım kardeşim dışarı. Sen hele bir çık bakayım dışarı. Aziz çık. Abi bunu şey yapacağız. Alacağız bunu aşağıya. Bunu aşağıya alacağız.
Aziz, sen kanun namına tutuklusun. Ama bir dakika, bir dakika. Her yere tam olarak baktığımızdan emin olalım artık. Bak, bak. Bak, koltuğa da koymuş. Adi köpek. Bunu bıçakla alacakmışız arkadaşlar. Bıçak. 3 numara komando bıçağı. Ne halt yiyorum? Senin burada kaçak mallarını buluyorum anasını satayım. Aa, boş yer yok dedi. Oha, burada da var. Vay Adi. Abi herif arabayı komple doldurdu. Aziz sen sıçtın oğlum. Seni içeri tıkacağım. Seni çok pis içeri tıkacağım Aziz. Bir dakika arkadaşlar. Bu abi, bu Aziz tam bir pislik çıktı arkadaşlar ya. Şu tabanca mühimmatlarını da şuraya, şurada dursun. Ben neyi yanlış almıştım? Tüfek mühimmatını yanlış almıştım. Tüfek mühimmatını şuraya koyayım. Silah cephanesini de şuraya koyayım. Birazcık yer açılsın abi. Arkadaşlar, oyunumuzun ismini öğrenmek istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Sol üst köşeden takibe de bastıktan sonra ekrana 100 tane beğeni bırakmanız gerekiyor. Chat'te sizin isminize özel olarak oyunun ismi yazıyor. Kesin bu malların içinde de vardır ha. Nerelere saklamıştı başka? Abi arabanın içi temiz. Seni geliyorum ben Aziz. Geliyorum. Senin ağzına tüküreceğim ben senin. Dur. Arkadaşlar bunu yarmamız lazım bütün malları. Bak. Bak bak bak. Adi köpek. Bak, valizin içinde de var. Abi herif her yere sıkıştırmış. Her yere ya. Oyunumuzun adı Kontraband Polis Simülatör arkadaşlar. Ama nasıl yazıldığını görmek istiyorsanız da yapacağınız şey çok basit. Takibe de basıp 100 tane beğeni bırakıyorsunuz. Ara ara hatırlatıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Ayağınıza o güzel, yüreğinize sağlık. Ezak'cım. Şey Aziz'cim. Ne Eza? Sen tutuklandın dostum. Patatessin artık. Hata mata yapmıyorum kardeşim. Hata mata yapmıyorum. Sen karaktersiz bir adamsın. Geç bakayım buraya. Kapat şunu. İki tane suçluğumuz var bizim burada. Sen de sığır gibi yatma, Maskoviç. Şunlara biraz eziyet et. Tamamdır arkadaşlar, bunun mallarını aldık. Mehmet, sen burayı toparla kardeşim. Ana Garli, hoş geldin. Ayağına yüreğine sağlık. Yok abi yok, şu elemanlarla uğraştım çok ya. 200 dolar para kazandık. Oğlum, adamın rüşveti kabul etseydik var ya, 390 dolar alacaktık ama gençler, biz devletin görevlisiyiz. Bu arada Onur'dan ve Yunus'tan jetonlar gelmiş. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Bakalım kimlerden destekler gelecek. Hoş buldum abi. Nasılsın diyor. İyi vallahi Nagarlıcığım. Ne yapalım? Yayınlardayız. Sizleri görünce daha iyi oluyoruz. Şimdi Murat Hoçkori. Murat Hoçkori. İsim tutuyor abi. Aa bak, buradaki isim tutmuyor. Konşimento'daki isimden patladı. Aha, taşıt kartındaki isimden de patladı. İki tanesinde de isim yanlış abi. Pasaport numarasına bir bakalım. Pasaport tutuyor. Geçerlilik tarihi tutuyor. İş sebebiyle gelmiş. Doğum tarihine bakalım, kaçakçı olabilir mi? 38 yaşında. Biz 51 yaşında bir kaçakçı arıyoruz arkadaşlar. Başka aracın ağırlığına bakalım. 2 nokta, yani 2 ton olması gerekiyormuş aracın azami ağırlığı. Bu 1680. Bunda sıkıntı yok. Şimdi arabaya bir hızlıca bir kontrol yapalım şöyle. Zaten bunu içeri almayacağız da. Kaçakçı mı değil mi diye bir bakmamız lazım. Kaçakçı mı değil mi diye bir bakmamız lazım. Al abi, yükleri boşalt. Mor ışıkla hemen bir şöyle kasaya da bir bakalım. Kasamız da derli toplu. Temiz duruyor abi. Sıkıntımız yok. Sen bir in bakayım aşağı aslan. Aslan parçası, sen bir in bakayım aşağıya. Çık bakayım dışarı. Şu arabanın ön tarafına da bakayım. İsmin yanlış anasını satayım. Ruhsuz gibi geliyor. Ülkeye girmeye çalışıyor. Ben salar mıyım hiç seni burada? Burada ülkenin en deneyimli polis memuru var ya. Adam her yerden patladı Samet. Her yerden. Bunda kaçak mal da olabilir. Bu arada Tunacım, kesene bereket. Edil'in kesesine bereket. Bakalım bu yayında 100 jetonu geçen bir kralımız olacak mı? Büyük bir merak konusu benim için arkadaşlar. Şimdi buradaki kaçak... Bu, bakayım, bunlarda bir yılan simgesi var mı? Yok abi. Yok abi. Aga, bunu hiç saymıyorum konşimentosunu. Mehmet, topla şunları. Biraz hızlı yalnız Mehmetciğim. Bak, burada kardeşlerimiz bekliyor. Anagarlı diyor ki salarsan ayıp edersin diyor. Yok abi, salmam. Salmam. Aslanım sen inceleme bitti. Senin inceleme raporunda isim soy isim yanlış, zaten her türlü almayacağız. Reddedildi diyoruz. Salmıyoruz aga. Furkan Al PCKR. Selamlar, hoş geldin. Tolgacım çok teşekkür ediyorum.
Kendine çok çok iyi bak. Hayırlı geceler. Sıradaki aracımız gelsin. Abi bugünü hızlı hızlı bitirmemiz lazım. Şimdi 51 yaşında bir sürücü arıyoruz. Bir de Aceristan uyruklu birini arıyoruz. Oha lastiğe bak. Adem! Bir Beşiktaşlı yayınımızı bastı. Evet abi gerekçeleri reddedi. Süper. Ver bakayım belgelerini. Adamın adı Noğur Bulut. Noğur Bulut. Eşleşti abi. Pasaport numarası bakalım. Buradaki isim tutuyor mu Noğur Bulut'ta? Tutuyormuş. Albaraklıymış arkadaşlar. Bir dakika. Albarak mıydı? Aceristan mıydı bizim? Ha Aceristanlıydı. Yaşı kaçmış bu vatandaşın aga? Doğum tarihi? 32 yaşında. Abi bu adamda bir sıkıntı yok gibi. Geçerlilik tarihi de tutuyor. Daha 2 gün daha geçerliliği var. Buradaki aralık da iyi tutuyor. Arra Soli. Abi neden ismimi değiştiremiyorum diyor. Belli bir süre beklemen gerekiyor bence. Arabasında memenet yok. Arkadaşlar şimdi şu ana kadar bu inceleme raporunda eksik bir şey yok. Ama bu adamın arabasını bir kontrol edeceğiz. Bakın bu kadar hasarla ben bunu sokamam. Şimdi bir tane inik tekerimiz var. Sizler de iyi inceleyin ki ben yanlış eksik görürsem sizler de mutlaka görün arkadaşlar. Emir Kılıççım hoş geldin. Sefalar getirdin. Şimdi bu lastik bir gidik. Aynalar bakalım. Sanki ön tampon yok gibi değil mi arkadaşlar? Arabanın bir modeline bakmak istiyorum. Grazlukmuş arabanın modeli. Grazluk'ta neler varmış? Nerede Grazluk? Şurada. Bakın ön tamponunun olması gerekiyor arkadaşlar. Ön tamponu yok bu elemanın. Ön tamponu da problemli bir şekilde işaretliyoruz. Eksik tamponlardan dolayı. Arka lastik de inik. Doğru söylediniz arkadaşlar. Furkan da arka teker inik dedi. Hemen inik tekerleri de işaretliyoruz. Abi iki lastik patlak diyor Ahmet de. Berat da diyor. Alma sıkıntılı demiş Mehmet de. Mehmet şeyden kaldı ya. Car dealership'ten kaldı resmen ha. Alma diyor sıkıntılı bu diyor. Abi bunun buralarda eksik karoseri var mı artık ondan tam emin değilim. Ama aynaları tamam. Bak şurada bir kırık cam gördüm. Arkadaşlar kırık camımız var bir tane daha. Bu kadar hatayla ben bunu alamam zaten ülkeye. Kardeşim sen bir in bakayım bir mor ışıkla bir bakalım. Aslan in kapıyı boşuna mı açtık sana? Vale miyim lan ben? İn diye açtık sığır. Geç şuraya. Tip tutuyor mu? Tip de tutuyor. Hemen abi arabanın içine de bir bakalım bak, şöyle mor ışıkla. Burada bir şey bulamazsın. Onu sana sormayacağım kardeşim. Yok abi temiz buralar. Buralar temiz. Bakayım tepelerde var mı bir şey? Torpido var mı? Bunu kapat. Torpidoda da bir şey yok. İn abicim aşağıya. Şimdi kardeş, arabada çakar var diyor. Abi beni ilgilendirmiyor. Arabası naneyi yemiş. Kırık camları falan da var. Aslanım, Bulutcum, seni ben bu kadar hasarla alamam. Giriş yönetmeliklerine takıldın kardeşim. O yüzden gençler bunu inceleme bitti diyoruz. Reddedildi diyoruz. Bakalım doğru bir analiz mi yaptık? Sığır ne abi ya diyor. Sığır oğlum. Ha sağ ayna var ya. Hadi koçum hadi lastiklerini şişir de gel. Sıradaki aracımız gelsin. Evet hala takip etmeyenler var. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Şöyle bir takip edip 100 tane beğeni bırakırsanız harika olur. Bu arada minik bir hatırlatma yapayım. Yayınımız Twitch'te de var. Bir Twitch hesabınız varsa eğer mutlaka sizleri Twitch'e de bekliyorum. Ana! Eleman temizdi diyor. E abi ama şeyleri sıkıntılı. Bu kadar acaba o giriş yönetmeliği değişti mi ya? Aa arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dur bakayım. Aracın teknik olarak kötü durumda olması ülkeye giriş girememesi için bir neden teşkil etmiyor diyor. Tamam arkadaşlar o zaman o kadar şey bakmayacakmışız ya. O bir önceki kuralmış. Oyunun adını görmek isteyenlere tekrar söylüyorum. Takibe'de basıyorsun. Ekrana 100 tane beğeni bırakıyorsun. Chat'te otomatik olarak oyunun adı yazıyor arkadaşlar. Abi mazot deposuna mülteci girmiş oraya bak demiş. Oğlum dur la. Evranı ver. İn bakayım aşağı. Senin tipini beğenmedim. İn aşağı. İn aşağı. Bak bak uyuz uyuz hareket ediyor. Kesin bunda bir şeylik var ha. Yunus'cum çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mutlaka bekliyorum size. Çünkü bu yayın bir zaman sonra oradan devam ediyor olacak. Yayının akışını kaçırmayın derim size ben. Belgelerini alayım aslanım. Farah Polat. Oğlum bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf tutmuyor lan. Ah be abi bu hikayede yalan sen oldun diyor. Sorma ya. Vallahi billahi. Anagarlı. Adam arabayı çöpten almış biz patates olduk.
Arkadaşlar bir kere fotoğraf tutmuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak adam burada pürü bak. Bakayım tıraşsız hali mi bu? Abi tıraşsız hali mi ya? Benziyor mu? Arkadaşlar. Sakalları kesmiş değil mi? Yani bu bunun şey hali. Neyse. Biz normal rutin kontrollerimizi yapalım. Geldiği yer Albarak. Arkadaşlar biz Acaristanlıyı almayacaktık. Bakın Acaristan uyruklu birini almayacağız. Bakın burada yazıyor. Acaristan uyruğu almayacaksın diyor. Dur bir dakika. Heh. Şuradan devam edelim abi. Doğum tarihi. 51 yaşında. Arkadaşlar. Profil fotoğrafı hatalı diyor. Evet abicim. Sakalları kestiyse gitsin şeyini değiştirsin. Profil resmini değiştirsin. Yalnız gençler. 51 yaşında bizim sıkıntılı bir tip 51 yaşındaydı. Bakın burayı bir dakika sen bir dur aslanım. Ben bir mor ışık bir bakacağım buna. Bu arabadan kıllandım ben. Çekil bakayım lan. Oğlum çekil lan. Ağzına tükürürüm ha. Bak 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 yılanı gördünüz mü? Arkadaşlar yılan yılan yılan. Kaçakçı bu. Bu herif kaçakçı. Ben size söyleyeyim bu kaçakçı. Dur bakayım sen. Sen bir dur. Al. Sahte para. Bak. Sahte para sokuyor. Seni. Aa gidiyor lan. Sen nereye birader? Sen hayırdır birader? Sen hayırdır birader? Firari bak. Sıktım alnına. Aga alnına sıktım. Yapacak bir şey yok. Yapacak gram bir şey yok. Çok rahat, çok profesyonel gitmeye çalıştı. İzin vermedik. Öyle öyle benim olduğum sınır kapısından, benim olduğum sınır kapısından öyle gidemezsin aslanım. Öyle yok. Dingo'nun ahırı mı lan burası? Bu ülkeye öyle her önüne geleni sokmuyoruz biz aslan. Bak burada da var. Burada da var. Durun arkadaşlar. Sahte para. Bunları alacağız arkadaşlarım. Bunları iki tane. Oh. Burada var mı? Burada da var vallahi. Adam bütün lastiklere sahte para şey yapmış ya. Dur Discord'una gelem demiş. Gel gel anagarlı gel. Ünlem DC yazdığınız zaman Discord kanalına gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu Twitch'teki kardeşlerim yapabiliyor sadece. Bilginiz olsun. Abi buralarda var mı? Kaçak maçak bir şey yok. Tamam. Ön lastikte de bir şey yoktu. İçeride var mıdır bakayım. İçeriye de bir bakalım. Aha vallahi var ya. Vallahi var bak. Koltukta da var. Abi bu işte giderek iyi olacağım tabii anasını satayım. Abi full zar. Aa bak. Kafalığını koyduğu yere de adam şey yapmış. Vay adi köpeğe bak sen ya. Vay oho. Dur. Ne diyor? Boş yer yok. Bir dakika abi. Hemen hemen boş yerimizi açalım. Abi benim bildiğin şey yok. Yunusçu mutlaka bekliyorum. Oradan da izleyebilirsin kardeşim. Bilgin olsun. Ay bu arkadaşlar bu kaçak malları yalnız bizim araç çağırıp vermemiz lazım ya. Bunlarla böyle olmaz. Baksana dolmaya başladı depo. Hava da iyice karardı. Bir son bir minik bir kontrol daha yapalım. Anagarlı hoş geldin. Muhammedciğim hoş geldin. Aleyküm selam. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Eğer bir Twitch hesabınız varsa geniş ekranda böyle telefonu yan çevirip rahat rahat izlemek istiyorsanız Twitch hesabı oluşturup gelebilirsiniz. Yayın orada da var. Bilginiz olsun. Şu arkada var mı bir şey aga? Abi sanki burada var gibi gördüm ama yok. Galiba bitti. Bence bitti. Hepsini hallettik gibi. Bakayım burada. Yok abi arabayı delik deşik ettik. Bak benzin deposuna bir şey koymamış abi. Tamam arkadaşlar arabayı hallettik. Mehmet'e söyleyelim. Memo! Aslanım! Toparla bakayım ortalığı. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. Toparla bakayım. Şimdi sıradaki aracımızı da çağıralım. 51 yaşındaki kaçakçıyı yakaladık. Abi istihbaratımız sağlam çalışıyor. Şimdi Acaristan uyruklu bir kaçakçı daha yakalayacağız. Bakalım hangisi olacak o. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evrakları alayım hemen. Fadil Özer. Bakalım abi. Albaraklıymış bu Fadil. Hayvan taşıyor. Sus lan. Boş yapıp duruyor ya. Yok abi bu da doğru. Geçerlilik tarihimiz tutuyor. Haziran'a kadarmış.
Yaşa bir bakalım. Yaşla, gerçi yaşla ilgili bir işimiz yok. 26 yaş. Oğlum bu nasıl 26 yaşında? Anasını satayım. Bu 26 yaşındaysa ben 18 yaşındayım ha. İn lan aşağıya. Şimdi aracı 6230 kilo olması gerekiyormuş bu elemanın aracı. Bakalım araç ağırlığımız doğru mu? 5650. Tamam abi, sıkıntımız yok. Başka kontrol edeceğimiz İlik 57'ymiş aracın modeli. Araç modeli tutuyor mu bakalım? İlik 57. Evet abi, İlik 57 ile gelmiş. Yukarıda kontrol kitapçığımızda da doğru. Buralarda sıkıntı yok. İsim misim her şey doğruydu. Pasaport numarasını bakmış mıydım? Bir daha bir bakayım pasaport numarasına. Tamam abi, hepsi doğru. Şimdi konşimentosuyla bize yani beyan ettiği yükle gerçekten taşıdığı yük aynı mı, ona bakacağız. İn domuz aşağıya. Şurada bir inek var. Bir daha domuz var. Bak, sadece zaman harcıyorsun. Oğlum bak, az önce iki, bak kaçakçı yakalamış adamım. Yemin ediyorum alnına sıkarım bak. Küfür etme bana. Abi adamı deli ediyorlar ya. Muhammed hayırlı olsun, bana 3 aylık abone oldum abi demiş. Hayırlı olsun kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi bir domuz, iki domuz, bir buzağı. İnek demiş ama bu buzağı anasını satayım. Minnacık hayvan. Peki iki domuz bir inek diyor. İki domuz bir inek. Doğru abi. Bunlarda herhalde kaçakçı mal taşımamıştır içlerine. Yok abi, temiz. Memo, hadi toparla kardeşim ortalığı. Hadi aslanım hadi benim. Abi bu Memo, Memo ile başımız dertte biliyorsunuz. Vallahi arkadaşlar ne diyorsunuz? Salalım mı bunu? Salalım mı yoksa kalsın mı? Ne dersiniz? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Twitch'ten izleyip de hala takip etmeyenler var. Arkadaşlar takibe de basar mısınız? Bir de bildirimleri açar mısınız lütfen? Bir sonraki yayından haberiniz olmayacak ya. Sal diyorlar, salma diyorlar. Ağırlıklı sal diyorlar. Mor ışıkla bak bir arabanın içine demişler. Hemen bakalım akalar. Sakın koltuklarımı kirletme diyor. Bak ulan, para kaybetmeyecek olsam yemin ederim bıçakla delik deşik ederdim ben. Torpidoya da bir bakayım. Torpido da temiz. Arkadaşlar araba temiz ya. Araba temiz. Yani şu motorun içine de baktım. Gençler bu eleman temiz. Bu eleman anasının ak sütü gibi girmeyi hak ediyor ülkemize. Fadil'cim biraz atar gider yaptın kardeşim bize ama. Sen aracına geri dön bakayım. Dön bakayım aracına. Seni uğraştıracağım anasını satayım. Hadi aslanım. Samet Kaba abone oldum bir aylık diyor. Samet'cim sana hediye geldi abonelik, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Tamam, onayladık. İnşallah doğru bir tercih yapmışız. Hadi sen uza bakayım aslanım. Uza bakayım koçum benim. Üstüne bakamıyoruz ya. Allah'ım ne olur doğru salmış olayım be. Aa, geçerli giriş. Süper, harika. Şimdi hemen bir uykumuzu alalım. Ertesi gün bir olsun arkadaşlar. Ertesi günden aslanlar gibi devam edelim. Bu sırada yeni gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayağınıza o güzel, yüreğinize sağlık. 16K beğenideyiz. Biraz yüklenirsek beğeniye harika olur. Yeni müdahale görevi şimdi hazır. Aksiyon hazır mısın? Ezelden beridir hazırız oğlum. Kereste fabrikasında kaçakçılar çetesinin toplanma planına dair bir bilgi aldık. Acele edersek onları yakalayabiliriz. Katılmaya ne dersin diyor. Arkadaşlar, aksiyona hazır mıyız? Giriyoruz aga. Kabul et. 1600 dolar ödül veriyormuş. Kereste fabrikasında kaçakçılar çetesinin toplanma planına dair bir bilgi aldık. Acele edersek onları yakalayız. Abi kaçakçıları yakalamaya gidiyoruz. Yapıştır. Hadi aslanım. Mermimiz var. Her şeyimiz var. Gençliğimiz var oğlum. Oğlum bak, gidip de dönmemek var. Hakkını helal et Repnin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Motoru çalıştır. Sireni aç. Farları aç. Geliyorum. Yapıştır. Oğlum alayınızın içinden geçeceğim şimdi. Alayınızın içinden geçeceğim. Ben kereste fabrikasına gittim. Direkt ölüyorsun diyor. Ben ölmem aga. Ben ölmem. Biz bu yolların kitabını yazdık. Abi arabamız Lada benzeri bir şey. Lada 12-16 mı? 21-12 mi ne galiba bu? Hadi bakayım aslanım be. Hadi bakayım koçum be. Aa! Oğlum bu ne ya şimdi? Hadi! Ulan
Aa iyi bari şey gitti. Güzel. Bin 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 bin. Oğlum sireni açmasa mıydık acaba ya? Bildiğin adamlara ben geliyorum diyorum ya. Hacı Buro ile gidiyoruz. Evet geldik kereste fabrikasına. Oo herifler burada. Ha yok bizim elemanlar burada. Şu sireni kapat anasını satayım kafa ütüledi. Oo bizim elemanlar çatışıyor zaten. Vur. Birini indirdim abi. 34 kişi kaldı. 32 kaldı. Dur abi. Turan taktiği gençler. Turan taktiği. Merhaba. Gençler adım adım ileri. Adım adım ileri. Gel buraya gel. Birini daha indirdim. Ben arkalarından giriyorum. Birini indirdim. Senin ağzına tükürürüm ben şimdi. Allah mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. Allah geri çekilin. Geri çekilin. Geri çekilin. Bomba attı karakter sizde. Çabuk 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 çabuk. Ne Turan'ı be. 550 kişi yanında ebem demiş. Merhaba. 20 kişi kaldı. Dayanın. Dayanın çocuklar. Oğlum sen kimsin lan beni arkamdan vuracaksın? Sen kimsin beni arkamdan vuracaksın? Allah. Allah vurma. Vurma. Tamam aldım aşağı. Birini daha indirdim. 11 kişi kaldı. 11 kişi kaldı. Alacağız bunları. 1600 dolar var oğlum işin ucunda. Allah mermim bitti. As. Burada mermi bitmemeliydi. Allah Allah al. Oğlum Polat Alemdar gibi daldım anasını satayım. Vallahi Polat gibi daldım. Kahrol düşman al sana bombe. Abi şu oyunun aksiyonlu kısımları çok güzel ya. Hayır sıkma sıkma. Yes be. Yes be. Abi çok iyi. Ben buna birer takip alırım valla. Yemin ediyorum abone olmayanlar abone olsun. Beğeni atmayanlar beğeni atsın aga. Abi ne vurduk be. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sığır gibi bekliyor. Az önce çatışmışız burada. Bu herif hala bekliyor anasını satayım. Bu da ayrı bir cins. Vallahi billahi. Anagarlı diyor ki bu düşmanlar salakmış be diyor. Abi bunlar kafası çalışsa düşman olmaz zaten. Rahat rahat. Şimdi bence Vlad'ın dükkana mı gidip bir alışveriş mi yapsak acaba? Ya da abi git abi dükkanına gelsin ayağımıza ya. Raşit'cim takip ede basacaksınız. 100 tane beğeni atacaksınız arkadaşlar. Yapacağınız şey çok basit. Yok Muhammed çekmedim ya. Vallahi çekmedim. O da benim ayıbım olsun. Bu arada hala şöyle 100 jetonun üstüne çıkan bir kralımız yok. Şu an ben birilerinden bir destek bekliyorum bakalım. Bu kadar güzel oynadım yani. Evet evet Mustafa'cığım. Ya kontrabantı seviyor bizim kardeşlerimiz sağ olsunlar. Sessiz sessiz izlemeyi de seviyorlar. Ama ben tekrardan hatırlatmamı yapayım. Arkadaşlar eğer bir Twitch hesabınız varsa telefonunuzu yan çevirip rahat rahat izlemek istiyorsanız Twitch'ten izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Biliyorum biliyorum Muhammed'cim. Dört gözle bekliyorsunuz valla. O da benim size ayıbım oldu ya. YouTube'da 100 bin aboneyi geçtiğimize özel bir oda vlogu çekecektik. Hala yapmadık. Nasıl abi geri? Tamam abi. Motoru kapat. Geldik mi? Rap'nin. Geldik mi kardeşim? Vallahi geldik. Beşiktaş saplar. Diyor ki helal abi. Çok güzel oynadım diyor. Teşekkür ederim kardeşim benim. Şimdi arkadaşlar. Ben kalan uykuma kaldığım yerden geri devam edeyim. Yatalım bir dinlenelim. Enes diyor ki abi ben 12 aylık abone oldum sana diyor. Enes sanki kalınca beni kandırıyormuşsun gibime geliyor. Necati YouTube kanalı 124 bin abone oldu güzel kardeşim. 124 bin. Yoldaş umarım iyi uyumuşsundur. Bir sonraki iş gününe hazır mısın? Oğlum biz 1990'dan beri hazırız lan. Düdük. Evet hala ekstra bir haber gelmemiş. Gelin bakayım aslanlarım. Biz sınır kontrolümüze devam edelim.
Manzara çok güzeldi değil mi Muhammed? Harikaydı valla. Edil diyor ki efsane çatışmaydı diyor. Teşekkür ederim Edilcim. Ama yani 26K beğenideyiz. Kalbim şöyle bir tık kırık yani. Bir... Oha. Bir 50K olsaydık şimdi iyi olurdu. Merhaba. Gençler, bir diğer kaçakçımızı bulduk bence. Bak kesin Aceristanlı bu bak. İn lan aşağıya. İn aşağıya. Duyurularda ekstra bir şey yok. Duyurularda sadece şey var. Bunlar eski giriş yönetmelikleri. Şu kaçakçılar kısmında Aceristan uyruklu birini arıyoruz arkadaşlar. Alayım belgeleri. Al ama geri ver diyor. Turşusunu kuracağım anasını satayım. Evet, Aceristanlı Elis. Şimdi bunu detaylı inceleyelim arkadaşlar. Bu kaçakçı olabilir. Ahmet, bütün sosyal medya platformlarında ismim Ebeveyn Game arkadaşlar. Ebeveyn Game ismiyle beni oradan da takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Enes diyor ki para hesabımdan gitti abi, %100 aldım galiba. Vallahi alsan anında gelirdi ama bilemedim şimdi. Bu da tutuyor. Bu da tutuyor abi. Tamam. Aracımız ilik 57'ymiş. 6 ton yük taşıması gerekiyormuş. 5100 de bu, bunda sıkıntı yok. Şöyle bir mor ışık yapalım. Aha! Bak! Bak abi! Yılan! Gördün mü? Dur şimdi biz bunu neyle şey yapacağız? Komando bıçağı iş görür mü acaba ya? Küfretme, küfretme. Senin ağzına tükürürüm ha. Adi köpek. Hem kaçak mal sokacaksın içeri. Evet arkadaşlar, ben diyorum size. Ben buldum abi, buldum buldum. Bunda var mı bir şey? Bunda da yok. Burada var mı? Bak var, var arka tekere de. Anagarlı diyor ki tek seferde de bulmazsın be diyor. Anagarlıcığım biz bu işin biliyoruz ya. Yanlış anlama da şimdi. Biliyoruz yani. Bak baba nasıl küfrediyor. Oğlum bak ağzına tükürürüm senin ha. Vallahi sokarım bıçağı buradan sana. Bak beni delirtmeyin abi. Bak beni delirtmeyin, burada sakin sakin yayınımı yapıyorum ben. Ha, delirtiyorlar insanı ya. Osman diyor ki PUBG mi oynuyorsun kanka diyor. Hayır abi PUBG değil bu ya. Ne PUBG'si ya? Kontraband polis simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar oyunun nasıl yazıldığını, isminin nasıl yazıldığını merak ediyorsanız takibe bastıktan sonra 100 tanecik beğeni atmanız yeterli olacaktır. Oyunun ismini ekranda göreceksiniz zaten. Yok abi motor kısmı temiz. İçeriye bakalım bir de. Koltuklarda falan var mı? Yok abi. Bir zarar vereyim senin arabana da. Ağzına çekirdim önü. Baba nasıl küfür ediyor? Nasıl küfür ediyor? Abi vallahi billahi bak 500 lirasında değilim. Vallahi sokacağım ben buna. Yemin ediyorum. Anagarlı diyor ki ustası sensin abi. Bileceksin tabii demiş. Teşekkür ediyorum. Abi beni üzen şey ne biliyor musun? Twitch'te izleyip hala takip etmeden izleyenler var. O kardeşlerim beni üzüyor. Keşke takibe bassalar. Şöyle 1100'ü geçsek. Cihattan bu arada jetonlar gelmiş. Emir'den jetonlar gelmiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi abi bu elemanın %1 milyon taşıdığı yüklerin arasında da şeyler vardır. Kaçak mal vardır. Hemen bir kontrolümüzü yapalım. Burada var mı bir şeyler? Buralar temiz abi. Abi bize kimse küfür edemez. Heh, işte. Ya bunlara hiç bakmayacağım zaten. Bu elemanı her türlü tutuklayacağımız için. Bak abi. Bak görüyor musun? Yılanı gördünüz mü? Yılanı gördünüz değil mi arkadaşlar? Martinez'den ve Umut'tan jetonlar gelmiş. Teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Yılan, yılan var abi, yılan. Bak burada. Şimdi şunu hemen. Bak buradan da çıktı. Abi kaçak sigara sokmayın be. Sokmayın be abicim. Zehirlemeyin insanları ya. Yok bunlar temiz. Şunlarda var mı bir şey? Yok abi bunlar da temiz. Burada var mı bir şey? Bunlara da bir bakalım. Jeton atan kardeşlerimin o güzel keselerine bereket bu arada. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abi buralar temiz duruyor. Başka bir sıkıntımız durmuyor. Osman diyor ki kral çok sempatiksin. İnşallah daha başarılı yerlere gelsin demiş. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Muhammed TikTok'tan geldim demiş. Hoş geldin Muhammed. Ayağına yüreğine sağlık. Ben yine de şunlara birer tane vuracağım ya. Vuracağım abi. Tamam bunlar da sıkıntı yok. Şuna da bir bakalım hemen.
Bu da temiz abi. Bu ne? Bunu levyeyle... Gerçi buna bakmamıza gerek yok. Bunda yılan işareti yok. Memo! Topla bakayım bunları aslanım. Hadi güçüm be. Sam Alfa hoş geldin. İyiyim kardeşim benim. Sen nasılsın? Gençler başka var mıdır ya gözden kaçırdığımız? Yılan simgeli mimgeli bir şey. Hepsine baktık gibi geliyor. Şu motorun şurasına da bir bakalım. Aha! Bak. Ulan ne adisiniz ya. Ne adisiniz ya. Tamponda mamponda var mı abi? Her yerde olabilir. Yok abi bunlar temiz. Başka bir şey de yok galiba. Şimdi yılan simgesi çıkarsa arkadaşlar onun içinde kaçak mal olduğu anlamına geliyor. Buralarda başka bir şeyimiz. Ops, binme onun içine. Şuralara bakacağız. Yakıt deposunda baktım mı? Yok, tamam. Arkadaşlar şu elemanı bir tutuklayalım. Kardeşim, aslanım benim. Tutuklandın. Abi bir tane jopla vurduyor. Ebe sol arka iki teker patlak. Arkadaşlar tekerlerin patlaklığına şey yapmıyoruz. Görünüşe göre hapishanem dolu. Tamam çalışma kampına götürmelisin diyor. Ya da nakliye aracını çağırmalısın diyor. Şimdi arkadaşlar biz bu vatandaşları bir çalışma kampına gönderelim. Mehmet neredesin Mehmet? Bu aracı bir kaldır kardeşim. Heh aslanım. Kaldır bakayım bunları. Tamam 200 dolarımızı buradan aldık. 5300 lira paramız var. Biz mi götürsek? Biz götürelim ya. Biz götürelim abi. Benim diğer aracım nerede? Dur. Repnin benim minibüsü hazırla kardeşim. Ebe nakliye aracını çağırıyoruz ya içine binsene diyor. Aga bak şimdi şöyle yapıyoruz. Azar'ı alıyorum ben. Azar'la kendim götürüyorum. Hem bir de dönüşte de şu kaçak malları da şeye bırakmış oluruz. Ne onun adı? Kaçak malları teslim ettiğimiz yere bırakmış oluruz. Bak şimdi. Şu depoyu. Taşıta. Şöyle. Hepsini birden bırakalım. Şunları bırakmayalım. Bunlar bizim. Bir de şunları koyalım abi. Ondan sonracıma. Benim üzerimde de var zaten bir sürü. Tamam. Bir dakika bunları da taşıta koyamaz mıyım? Şöyle. Abi amma çok kaçak sigara yakalamışız ya. Yemin ediyorum var ya sınır güvenliği bizden soruluyor ya. Ana iki tanecik yer kalmış burada. Bunları üst üste koyamıyor muyum? Koyamıyorum. Çok kötü. Çok kötü. Keşke onları koyabiliyor olsam. O zaman bunları ben kendi üzerimde götüreceğim abi. Şöyle. Şöyle. Bir tane şöyle. Bir tane de şöyle koyduk mu. Ebe bir tüfek alalım. Bizimki düşük hafif makineli diyor. Ya tüfekle de ben sanki vuramazmışım gibi geldi ya. Seni özgür ne? Polis arabasına. Yürü. Sen de polis arabasına. Aslanım sen de polis arabasına. Ben şimdi... Allah. Ben şimdi bunları bir götüreyim de. Bir kendine gelsin bunlar. Ya gerçi hiç kullanmadım Musti. Şimdi kullanmadığım şey hakkında da yorum yapıyor olmam da çok doğru olmaz aslında ama. Arkadaşlar şimdi biz bunları taş ocağına götüreceğiz. Taş ocağında bunların icabına bakıyorlar. Anagarlı diyor ki aa ne diyor? Yolda şişe dön insanlar bekliyor. Aa şu an götüremiyoruz. Pardon pardon. Oğlum bak akıllı uslu durun. Ağzınıza tükürürüm sizin ha tamam mı? Ağzınıza tükürürüm sizin. Repnin size bakarak olacak. Ben tehditimi yapayım da abi. Necati diyor ki ebe senin Discord'una katılamıyorum diyor. Allah Allah niye ya? Discord yüklü olmayabilir mi acaba telefonunda? Taşıtta ok vardı koyuluyor diyor. Ferhat hallettik işte. Hallettiğimizi düşünüyorum. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Alayım evraklarınızı. Tadeusz Saar. Aa isim gitti. İsim patladı zaten. Alamayacağız bunu zaten. Doğum tarihi 36. Son geçerlilik tarihi eşleşmedi abi. Tarihten de patladı. Bak konuşuyor Paso tamam mı? Beni içeri al yoksa kovulacağım ben diyor. Vallahi Tadeusz'cum gram umurumda değil kardeşim. Gram umurumda değil. Pasaport numarası tutuyor muydu? O tutuyordu abicim. Aracı Grazdukmuş. 4190 kilo olması gerekiyormuş. Bakalım abi. 3880 bu tutuyor. Şöyle zaten bizim şu an kaçakçıya dair bir ihbarımız yok.
bir kaçakçıya dair bir ihbarımız olmadığı için şu an endişe edecek bir durumumuz da yok. Hemen bir malları kontrol edelim. Ama gerçi ben bunu içeri almayacağım abi. Bunun ben mallarını hiç boşuna kontrol etmeyeyim. Çünkü bu oyunun ben bir kolay yöntemini yakaladım. Şimdi içeri almayacağımız insanların sadece kaçakçılıkla ilgili bir ilgisi algısı var mı, ona bakmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yılan simgesi arıyoruz. Öbür türlü boşu boşuna zaten her türlü biz bunu almayacağız. Yani ben bunu da kendim düşündüm bu arada. Bakayım abi şimdi burada var mı bir şey? Yok. Burada var mı bir şey? Yok. Bu ne? Bunda da bir şey yok abi. Umut 42 Uğurlu, Muhammed Aydın Türkan, Mr. Uzman bizleri takibe almış bu arada. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Memo topla kardeşim buraları. Tamam abi, toplasın buraları bu. Fotoğraf. Fotoğrafa bakayım. Rıfat fotoğraftan dolayı fotoğraf tutuyor Rıfatcığım. Tamam abi, inceleme raporumuzda sadece iki tane şeyimiz var. Belki mesela bir deneyeceğim bakalım, bu vatandaşı incelemeden yana bir şeyimiz olur mu? Reddedildi kardeşim. Eksik işaretlemeden dolayı da bizim puanımızı kırıyor mu, onu merak ediyorum şimdi. Kapakların açık kalsın da git böyle. Heh, Maldonado. Sıradaki gelsin. Vüh, sığır taşıyor. Evet abi, gerekçeler et. Güzel. Merhaba, hoş geldiniz. Alayım evraklarınızı efendim. Sait Çizorik. Sait Çizorik tutuyor abi. Pasaport numarası tutuyor. Buradakine bir tutalım. Tutuyor. Sait tutuyor. Zagır 53. 4200 kilo olması gerekiyormuş. Bakalım abi. 3880. Zagır taşıyor zaten bu. Tamam aslanım benim. Bu eleman temiz gibi duruyor da. Abi babana bile güvenmeyeceksin. Oğlum yüküne dikkatli ol diyor. İnek lan bu. İnek anasını satayım. Ne olabilir ki yani? Ne kadar dikkat etmeyebilirim ineğe yani? Arkadaşlar oyunumuzun ismini öğrenmek istiyorsanız sol üst köşeden takip ede bastıktan sonra ekrana bir 100 kere çift tıklayın. Daha sonra oyunun ismi chatte otomatik olarak yazıyor olacak. Sizlerden böyle bir ricam olsun, hem de bana destek olmuş olun. Ebe sakla yine ya, bayram yaklaştı diyor. Aha bizim de Muslim'iz. Şey çakallık peşinde. Oğlum ben burada dürüst bir devlet memuruyum lan. Ben burada dürüst bir devlet memuruyum. Ben böyle şeyler yapar mıyım ya? Milletin malına mı çökeceğiz? Tamam kapat bunu da. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu eleman temiz gibi geldi bana. Memo yükle kardeşim aracı. Atma duro. Çift tekmeyi vurunca ne demek istediğini anlarsın abi. Davar pazarına gidiyor abi bu adam diyor. E kurban yaklaştı şimdi abi. Gidiyor davarını satacak yani adam. Ne yapsın? Aracı ara demiş. Hadi hadi aracı da ara. İn lan aşağı. Bak böyle uyuz uyuz indikleri zaman bir kıllanıyor. Çekil. Döşemeye dikkat et diyor. Ama araba var ya, yemin ediyorum 2023 model ya, döşemeye dikkat et diyor. Arabanın hayatı kaymış anasını satayım. Yok abi temiz bu araba. Aslanım seni salıyoruz da inşallah bir sıkıntımız olmaz. Onaylandı kardeşim. Ertuğrul Kınalı yazmıyor kanka diyor. Abi ben görüyorum ama. Yazanlarınki görüyor. Şu an mesela chatte komple oyunun ismi yazıyor olması lazım. Sıradaki gelsin. Saplarım hoş geldin. Evet abi geçerli giriş ya. Boşuna şey yapmışız. Oha bu arabada bayağı eksikler var ha. Selamlar. Hoş geldiniz. Evseyi Hoçkori. Yazmıyor mu abi? Allah Allah. Ben görüyorum ekranımda ama siz görmüyor olabilirsiniz. Oyunumuzun adı Kontraband Polis Simülatör. Bu arada Tall Game'den bir gül gelmiş. Arkadaşlar bana gül atan Tall Game'i takip eder misiniz rica etsem? Yakında onun da çok güzel yayınları başlıyor olacak. Buraya da bir bakalım. Abi bunlar tutuyor. Son geçerlilik de tutuyor. Doğum tarihine de bir baktık. 50 yaşındaymış. Ticaret. Kagastan Cumhuriyeti. Azar 2890 kilo olması lazımmış. Hemen bunu da bir kontrol edelim. Tamam abi bu da tutuyor.
Aslan, bir in bakayım aşağı. Fotoğraftaki eleman da aynı abi. Ne taşıyormuş bu? Yük de yok bu. Böyle elini kolunu sallaya sallaya içeri giren tiplerden. Yılan simgesi falan görmüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yılan bulan varsa uyarın ha beni. Yok abi. Buralar temiz. Buralar da temiz. Bakalım bu adamdan bir şey çıkarsa çok büyük patlarız yalnız ha. Size söyleyeyim ben. Abi profil fotoğrafları hep aynı mı ya? İnsanlar çift yaratığı derler de hepsi de değildir herhalde diyor. Olabilir. İsa'cım hoş geldin. Sefalar getirdin. İsa'cımdan iki tane TikTok gelmiş. İsa yapma gözünü seveyim bak. Beni bu şeyin altına sokma. Ban yedim abi diyor. Tebrik ederim kardeşim. Hayırlı işler olsun. Gerçekten yine her zamanki gibi banımıza. Abi yılan vardı diyor. Abi bakacağım şimdi ben bu şeyden yana endişeliyim. Arabanın eksiklerinden dolayı içeri soktuklarımızdan patlıyor muyuz, patlamıyor muyuz onu merak ediyorum. Bir bakmam lazım. Yürü bakayım aslanım. Sokmayacaktın derse. Aa yok gerekçe abi geçerli. Sıradaki gelsin. Bu arada arkadaşlar biz sıradaki incelememizi Twitch yayınımızdan devam edeceğiz. Twitch hesabınız varsa mutlaka sizleri Twitch'e bekliyorum. Twitch'teki yayınımız devam ediyor olacak. TikTok'taki kardeşlerimizle şimdilik vedalaşıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Twitch'tekiler bir yere gitmesin. Yayın tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Twitch'e beklerim. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili Twitch. Sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 26 kişiyiz. Bakalım kaç kişi bizi dinleyip gelecek. İn bakayım aslanım aşağıya. Hadi boş yapma. Para falan kazanmak istemiyorum. Ben işimi düzgün yapayım. Benim için önemli olan da evraklarını ver. Alim Tungalak. İsim tutuyor. Buradaki isim de tutuyor. Bakalım buradaki isim tutuyor mu? Bu da tutuyor abi. Grazduk'muş aracı. 4190 kilo olması gerekiyormuş. Hemen bir Kantar'a bir bakalım. Anagarlıcım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Anagarlıcım? Kimseciklere abonelik hediye etmeden nereye gidiyorsun? Bir tane nazarlık bekliyoruz abi. Bak bu yayın harika bir yayın. Sizlerden şöyle abone olmayanlardan da bir abonelik bekliyoruz yani. Abi 32 yaşındaymış. Son geçerlilik tarihimiz tutuyor. Aa bak. Giriş izninin geçerliliği... Aa o da tutuyor. 1982 diyor. Pardon. Batucuğum hoş geldin. Sefalar getirdin. Batu takibe de basarsan harika olur. Beni de mutlu edersin kardeşim benim. Şimdi pasaport numarası da tutuyordu değil mi? Tamam abi. Şu an bunda bir sıkıntı yok gibi. Konşimentosunu bir kontrol edelim. Bakalım. Bize beyan ettiği eşyalarla getirdikleri birbirini tutuyor mu? Hadi aslanım, hadi koçum benim. Tavuk taşıyor. O bu tavuklar nasıl kaçmıyor lan? Şimdi bir elma sandığı, iki elma sandığı, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane saman balyası, 3 tane de tavuk. 3 tavuk, 13 saman balyası, 2 elma sandığı, 2 elma, 3 tavuk, 13 tavuk. Abi bu da tutuyor. Bu eleman temiz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ertuğrul diyor ki, kanka biri bana abonelik hediye etmiş diyor. Bizim Mustafa buralardaydı. Hadi yoldaş, hadi. Yarın iş var abi. Batığım ben sana abonelik diyorsun ya. Düştüm bankada diyor. Ah be, ah be. Bizim var ya... Güvenilir dağlarımıza karlar yağmış haberimiz yok. Alimcim sen temiz duruyorsun kardeşim. Hadi geç bakalım. Al ver ekonomiye can ver benim güzel ülkemde. Arkadaşlar takip etmeyenlerden tekrar rica ediyorum. Bizim için şu an takip ediyor olmanız çok değerli. Bildirimleri açıyor olmanız çok çok daha değerli. Diğer yayınlardan haberdar olun. Böyle sohbetli muhabbetli yayınlar yapıyoruz. Kötü bir niyetimiz yok. Sizleri aramızda görmek bizi daha çok mutlu ediyor. Tamam abi geçerli giriş verdi. Şimdi biz suçluları götürelim abicim. Suçluları götürelim. Taş ocağına bir teslim edelim.
Farlar neyle yanıyordu la bunda? J'le. Hadi bismillah. Anagarlı para bekliyor. Anagarlı. Latife yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Rıfat diyor ki hiç uğraşmaya ben karanlıkta diyor. Abi gidelim şöyle bir akşam şeyi yapalım ya. Belki baskın maskın yeriz, adamların şöyle bir kafasına sıkarız oralarda. Yakalandığımı öğrenirse karın beni öldürür diyor Fadıl. Fadıl yanlış anlama kardeşim de. Seni karın öldürmezse biz burada seni patates edeceğiz zaten. Manyağa bak ya, karısından korkuyor, suç işlemekten korkmuyor. Abi para gelsin 25 abonelik hediye edeceğim. Söz. Tamam anagarlıcım. Biz o zamana kadar yaşarsak kaza yapmadan. Pis patladık çünkü. Fena vurduk yani abi. Aha pusu. Bak şimdi bak. Sizin ben ağzınıza tükürmez miyim? Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Bu bir. Al bu iki. Bu üç. Agacım bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Arkadaşım. Hani yanlış anlamayın da. Bana bir daha. Allah. Bana bir daha silah çekmeden önce. Ne oluyor lan? Arabayı kaktırıyor. Bir iki defa düşünürler herhalde. Batu abi kaçta bitiyor yayın ya demiş. Bitsin mi kardeşim? Ne yaptın ya? Ne güzel gidiyoruz, oynuyoruz işte. Şimdi bir dakika, doğru yolda mı gidiyorum ben? Neredeyim abi ben? Çalışma kampı, tamam doğru. Ay pardon vatandaş. Vatandaşın arabayı. Suçlular duruyor mu bakmadın diyor Büşra. Duruyorlar duruyorlar, bak pencerenin içinden görüyor musun? Bak içerideler. Sabaha kadar buradayız, sabaha kadar. Büşra da sessiz sakin izliyor, bir abone olmuyor biliyor musunuz bu arkadaşlar? Halbuki aboneliğin 11 TL olduğunu bilse, Can kardeşinin yayın hayatına devam edebilmesi için sizin aboneliklerinin ne kadar değerli olduğunu bir bilse. Evet, çalışma kampına geldik. Hadi bakalım. Şunları bir teslim edelim. Sonra kaçak malları teslim edelim abi. Günümüz şenlensin ya. Paramızı kazanalım birazcık. İn abi. Heh. Selam. Manalo. Al bakayım suçluları. $600 verdi la. Çok iyi para verdi ha. Şuraya, Toto'yu şuraya versek döner miyiz? Dönemeyiz abi. Şuradan manevra yapacağız. Lan burada manevra yapılacak yer var mı? He. Varmış. Dön 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 dön. Hadi kolay gelsin. Şöyle sessiz sakin gidelim. TikTok'taki bir kardeşim de en son şey yazmış. Twitch'e gelin dedim ya ben. Twitch ne abi yazmış, yayını kapatmışım anasını satayım. Ertuğrul diyor ki Can karısından korkanı salla, salsana ya Allah için diyor. Dur aga be. Vallahi vicdan yaptım. Bak adam karısından korkuyormuş. Bir dakika arkadaşlar. Peki şöyle yapalım. İzleyen herkesten bir anket yapalım abi. Sal ya da salma yazar mısınız? Ya da dur anket göndereyim bir saniye. Anket göndereceğim abi chat'e. Yeni anket diyorum. Karısından korkana ne yapalım? Dur şimdi anketi işaretleyeyim bakayım. Sal, salma. Abi gönderdim. 10 dakikalık bir anket. Yanıtlayın bakayım. Chat bir yanıtlayın bakayım ne olacak? 2 kişi sal demiş. 3 olmuş. Murat Eset de diyor. Abi bak abi benim yayınımda şey var. Ne onun adı? Demokrasi var abi. Sal derseniz salacağım, salma derseniz salmayacağım. Bak bunda ne güzel anket yapabiliyor. 8 kişi sal demiş, 9 kişi sal demiş, 11 kişi sal demiş. Necek salma diyor. Abi şu an 11 kişi sal diyor. Ne 15 kişi mi? 16 kişi mi daha oy kullandı? Abi 31 kişiyiz. Şöyle bir tıklayıverin.
Furkan diyor ki kaçakçılıktan korkmuyor diyor. Evet arkadaşlar, sal derseniz salacağım, bak bakıyorum abi 13'e 4 şu an ya. Aa bir dakika ya. Oğlum biz adamları teslim ettik. Nereye salacağız adamları? Oğlum Ertuğrul benim de kafamı karıştırdın ha. Abi adamları biz zaten teslim ettik. Şimdi biz polis üssüne gitmemiz lazım. Polis üssüne en kısa yoldan sağ yapıp ikinci soldan gireceğiz abi. Anket, boşuna anket yaptık. Yemin ediyorum şu an kendimi mal gibi hissediyorum. Abi ya heves etmedin, kursağımızda bıraktın. Affediyor. Allah! Anagarlı, ben senin yorumları okurken hep şey yapıyorum ha, kaza yapıyorum ha. Şimdi bu ilk soldan girmeyecektik. İkinci soldan girecektik. Rıfat diyor ki 600 lira parayı nereden aldık? E şeyden aldık işte, adamları bıraktık diye. Salma diyen 4 kişi mutlu. Abi biz, sizin memlekette sinyal yok mu be kardeşim? Hepsi sinyalsiz dalıyorlar ha. Ertuğrul diyor ki mesajlarım geç geliyor niyeyse diyor. Allah Allah. Vallahi benlik bir durum yok. Bu arada hala takipçi olmayan kardeşlerime yine hatırlatmamı yapıyorum. Takibe basın arkadaşlar. Yoksa yayından haberdar olamazsınız. Ay Vlad'ın aletlerine gelmişiz. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi kendi işlerimize de bir bakmamız lazım. Şimdi Vlad'ın aletlerinden cephane alıyoruz biz. Bu Vlad'ı kendi ayağımıza çağırdığımız zaman çok para giriyor. Selam Vlad'cım. Ulan bizim de burada Vlad'dan alacağımız bir şey yok ya. İtfaiyeci baltası, normal balta. İtfaiyeci baltası alayım bir tane daha. Bir tane daha alayım. Mermi durumumuz ne? Makineli tüfek. Siz bana şimdi şey mi al demiştiniz? Şu sapı Vlad... Bu sapı atayım ya. Sapı atamıyor muyum? Attım. Tabancalardan tüfek al demiştiniz bana. Tüfek. Şu değil mi tüfek? Bak hafif makineli tüfek. E benimki makineli tüfek ya. Silah, tabanca... Tüfek. İyi hadi tüfek alıyorum bir tane. Tamam tüfek aldım. Şimdi tüfek mühimmatı. Ay. Abi itfaiyeci baltasını boşuna aldık ya. Vlad almayacağım bunu. Pıh. Makine tüfek, tüfek, komando uçağı, silah, tabanca, levye. Arkadaşlar makine tüfek cephanesi, şey, normal tüfek cephanesini alamıyorum. Yer yok. Abi şu sigaraları bırakmamız lazım. Mr. Uzman çok yaşa demiş. Teşekkür ederim. Sizler de görün. Anagarlı sizler de görün. Evet kaçak malzemeleri bıraktıktan sonra tekrar gelelim bu Vlad'ın buraya biz. Abi bu envanterimizin boyutunu arttıramıyor muyuz acaba? Ben onu merak ediyorum. Polis üstüne sağ yaparsam daha iyi giderim. Ana yoldan gidelim şimdi. Köy yolundan gitmeyelim. Gel bakayım. Geç sabırlı bak. Mezarlığın oradan sol yapacağız. Şeyi öğreniyoruz bir yandan da. Haritayı da öğreniyoruz yani bildiğin. Abicim ben bu oyunda araba kullanamıyorum, onu fark ettim. Arabayı yükseltince depolama alanı da yükseltilebilir demiş Rıfat. Denemek lazım. Bir tane şey vardı. Daha zırhlı bir araç var. Aslında o zırhlı aracı almak gerekiyor bence Rıfat. Zırhlıyı alınca daha böyle rahat rahat şey yapabiliriz bence. Hep suçluları nakil sayımız da artar. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Buradan sol yapacağız. Anagarlı diyor ki abi benim yorumları okurken niye kaza yapan ya diyor. Vallahi ne bileyim kardeşim. Anlamadım Anagarlı. Büyü mü yaptın bize? Okudun mu üfledin mi oradan? Ne yaptın ya? Necati niye küsmüş bize? Arkadaş Necati de bizim Discord kanalına gelemiyor. Bana küsüyor anasını satayım. Ben ne yapabilirim şimdi Discord kanalına gelemiyorsa Necati? Allah teröristler geliyor diyor. Karakol savunması.
Abo. Dur. 4 dakikaya gitmemiz lazım. Bir dakika, benim bütün kaçak mallar gitti mi? Gitti. Çok güzel abi. Çok güzel. Şimdi Vlad'a uğrayıp acilen, ama yok ya, Vlad'ı boş ver abi. Biz kendi cephanemizle teröristleri alt edebiliriz bence. Ulan 2 dakika dükkanı boş bırakmaya gelmiyor. Hemen terörist saldırısı ya. Necati diyor ki okumuyorsun yazdıklarımı diyor. Ama Necati, bu tarz oyunlarda ben genelde yorumları çok fazla okumuyorum. Yani burada oyunu oynamak gerekiyor arkadaşlar. Yorumlara çok dalarsak bu sefer siz kalkıp dersiniz ki amma konuştun be birader, zaten oyun oynarken konuşuyorsun, bir de chatle sohbet ediyorsun, oyunu şu oyunu da oyunu izleyek bari dersiniz ya. Ama zaten mesela Car Dealership falan oynarken orada bol bol goy goy sohbet muhabbet yapıyorsun. 3 dakika 48 saniye. Abi yetişebilir miyiz? Yetişiriz de. Elimdeki silaha güvenemedim şimdi Mustafa'nın söylediklerinden sonra. Ben buradan geldim. Allah! Alarm! Çabuk. İn aşağı. Hadi gençler, alan savunması yapıyoruz. Abo, mermi çok az var. Abi bu sınır sürekli niye tehdit alıyor ya? Sınır niye sürekli tehdit alıyor ya? Şu bir. Of. Şu iki. Lan. Herif arkamdan dolaşmış anasını satayım. Karaktersize bak. Abi ben usul usul yaklaşacağım. Bu mermiyle bunların hepsini indirmem lazım aşağıya. Yalnız farkında mısınız bilmiyorum da headshot alıyorum ha. Baba arkadan geliyor bak, gel. Ana, bıçaklamaya çalıştım, bıçak atayım dedim de yemedi lan. Allah, bomba. Abi bıçakla ölmüyormuş lan bu adamlar. Hadi oğlum. Birazcık da siz vurun anasını satayım. Hepsini ben vuruyorum. Allah, ağzıma attı bombayı. Abi akın adam geliyor anasını satayım. Çıkar bak, kafanı çıkarman yeterli kardeşim seni vurmak için. Birazcık da sağ tarafa saldıralım. Of, çok pis vuruyorlar. Bomba geldi. Düşmana dair bir araç mı geliyor? Abi çok kötü saldırı aldık bu sefer ya. Abi ben bu sefer bunu... Bir dakika, 4 numarada var mı mermimiz? 30 mermi var. Keleş almışım lan ben. Allah, yoldaşını kaybettin diyor. Şehit verdik. Yalnız Musti çok doğru bir şey söyledi. Bu silah daha güçlüymüş. Allah, mermi bitti. İşte şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık. Abi çok kötü. Takviye şeyle gerekiyor. Abi ben de öleceğim bu gidişle. Geçmedi
8 tane düşman öldürmemiz gerekiyor. Yediye kaldı. Öl artık Allah'ın cezası. Depoda var mı? Depoda var demişler. Bir dakika. Tüfek mühimmatı. Siz var ya kralsınız kral. Of of of, şimdi sıçtım ağzınıza. Gelin lan, 300 tane mermi varmış. Gel gel gel. Seni 10 numara öldüreceğim, gel. Oğlum var ya, bir şey söyleyeceğim. Yalnız var ya, keşke en başından bu silahla gitseydik. Abi keleş çok iyiymiş ya. Keleş çok iyiymiş. Şuraya bak, buraya da zarar verdiler. Adi köpekler. Yoldaş gitti. Yoldaş gitti. Yok, onun tedavi masraflarından $200 kesti bizden zaten. Abi şimdi bir dakika, benim mühimmat durumum nasıl? Bu buraya. Bir dakika, bunu birinci silah yapacağım ben, keleşi. Tabanca ikinci silah olsun, hafif makinalı üçüncü silah olsun. Silah cephanesi cartı cürtü diyor. Abi benim acilen gidip, daha doğrusu ayağımıza çağıralım, $6000 paramız var anasını satayım. Dinlen sen ebem diyor. Abi şu alışverişimizi bir yapalım. Alışverişimizi bir yapalım. Tedarik aracını ara. Yalnız Musti, gerçekten teşekkür ediyorum. Musti söylemeseydi ben şeyin farkında değildim abi. Ne onun adı? O silahın o kadar güçlü olduğunu farkında değildim. Necati, nereye gidiyorsun Necati? Gmail alamamanın sebebi ben miyim Necati? Aha. Şimdi. Tüfek mühimmatı. Abi doldur. Kaç tane alabiliyorum bundan? Oh. Bak şimdi ben burayı bir fullleyeyim abi. 4 5 6 7 8 9 10. Heh. Burayı da onlayalım arkadaşlar. Tamam bak. 2 tane tüfek, şunlar bak. Bak şimdi tüfek mühimmatlarımız burada duruyor. Bu gayet güzel oldu. Hafif makinalıyı kullanmayız bence bu saatten sonra. Anagarlıcım görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. Hala kanala abone değilseniz bir takip edip bildirim açarsanız beni memnun edersiniz. Ramiz Day hoş geldin. Aleykümselam. Furkan diyor ki abi bir de bana B12 eksik diyorlar. Depodaki mermiyi hatırladım. Vallahi helal olsun. Ha tamam. Abi vakit geç olduysa bir şey diyemem. Biz zaten şunları bir halledelim. Şimdi bizim buradan başka el bombası alacağım lan. Bunlara ben bir sonraki saldırıya el bombasıyla dalacağım. Şöyle 5 tane alayım anasını satayım. 5 tane. Hatta bunları da şuraya koyalım. Başka ne alacağız? Keskin nişancı tüfeği. Alsam mı? Kullanılmaz artık. Abi belli mi olur? Gelirler melirler. Bence bu seferlik yeterli. Hadi birazcık da hafif makineli de alalım. Hafif makineli de alalım. Osman Gazi takip etmiş. Teşekkür ediyoruz Osman Gazi'ye. Bu zaten ucuz. Şu 300 tane mermi olsun abi. Bununla da patır kütür vururuz. Yalnız normal makineli tüfek çok iyiymiş abi. Tüfek çok iyiymiş. Ben bu kadarını bilmiyordum. Tamam. Baksana el bombamız da var elimizde. Abi ben uyuyabilecek miyim acaba? Bakayım. Bunu yapabilecek miyiz? Yat dinlen diyor. Yattık dinlendik. Arkadaşlar bizler de bugünkü buradaki yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her akşam saat 22'de canlı yayınlarımız başlıyor. Bu saatlere kadar sizlerle beraber keyifli keyifli oyunlar oynuyoruz. Eğer yayınlarımız hoşunuza gittiyse, kanalımızdaki videolar hoşunuza gittiyse, YouTube kanalıma abone olmayı, Twitch'ten bana takipçi olmayı, videoları beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.